Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Nisan Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Siyasi gündemde yine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı var. CHP lideri Kılıçdaroğlu adayı altılı masanın belirleyeceğini söylemişti. Ancak bazı isimler kulis bilgisi olarak gündeme gelmişti. O isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve ardından da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Yavaş, gazetecilerin adaylıkla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim bilgim dışında. Aday olarak ismi geçenlerden eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan da yanıt geldi. Habertürk'ten Çimen Çetin'e konuşan Kılıç, iddianın nedenini ve temelini bilmediğini söyledi. Benim dışımda gelişen bir konu diyen Kılıç, neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca altılı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Balat'ta katıldığı bir programda gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir soru üzerine en doğru kişi tercih edilir ve seçilir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda şöyle demişti. Atatürk Havalimanı konusu kapandı diyor. Atatürk Havalimanı'nda bir şey yapacaksan önce millete sor. Yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Jandarma Genel Komutanlığı Göç İdaresi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun notuyla bir mesaj paylaştı. Göç İdaresi'nin resmi hesabından da jandarmanın bu mesajı retweet edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Göç İdaresi'nin mesajını alıntılayarak şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi'ne sorular yönelterek randevu talep etmeden önce yanıtları bekleyeceğini söyledi. CHP liderinin soruları şöyle. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Anayasa Mahkemesi, kızının zorunlu din dersinden muaf tutulması talebi reddedilen babanın yaptığı başvuruda din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermişti. Kısa Dalga'nın özel haberiyle gündeme gelen bu karara AKP'den tepki geldi. Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda AYM'ye yazıklar olsun dedi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı. İslam'ın öğretilmesini insan hakkı ihlali olarak yaftalamak yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre kurul geçen yıl basın yayın kuruluşları hakkında 55 milyon 822 bin lira tutarında 1661 ayrı ceza kararı aldı. RTÜK bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin lira da gelir elde etti. Rapora göre 2021 yılında toplam 236 dava açıldı. Bunların 91'i RTÜK lehine, 11'i de aleyhine sonuçlanırken 134 davada devam ediyor. Raporda RTÜK'ün çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında da 129 ayrı suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Karadeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent doktor Ertuğrul Ağırbaş şunları söyledi. En son yaptığımız ölçümlerde Karadeniz için Mart ayı ortalaması 8.1 santigrat dereceyken bizim okuduğumuz verilerde deniz suyu sıcaklığının 9.5-10 santigrat derecelere kadar çıktığını tespit ettik. Denizde oksijensiz alanlar artıyor. Avlanan balık türü sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede azalmış durumda. 35 yıllık meslek hayatına sayısız ödül sığdıran, Türkiye'de çok ses getiren haberlerin altında imzası bulunan gazeteci Nurettin Kurt yaşamını yitirdi. Nurettin Kurt,
akciğerlerindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik Şubat'ta %10.7 olurken işsiz sayısı da bir önceki Şubat'a göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %9.3, kadınlarda %13.4 olarak tahmin edildi. TÜİK, Ocak ayı işsizlik oranını %11.4, işsiz sayısında 3 milyon 859 bin olarak açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvurulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar, enerjide katlanan zamların hanelere yansımasını da ortaya çıkardı. CHP'li Akın'ın resmi verilere dayanarak hazırladığı rapora göre 2021 yılında yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintileriyle ilgili şu sonuçlar ortaya çıktı. Geçen yıl içinde elektrik ve doğalgazda bütün abonelerine uygulanan toplam kesinti sayısı 4.542.925 oldu. Başka bir deyişle 2021 yılı içinde her ay ortalama 378 bin aboneye enerji kesintisi uygulanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin İş Dünyası buluşması programında yaptığı konuşmada biraz sabır istedi. Nebati şunları söyledi. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ödemeler dengesi Şubat ayında 5.15 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık Ocak ayında 7.11 milyar dolar olmuştu. Bloomberg anketinde beklenti Şubat ayında cari açığın 5.30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'da gözler Rusya'nın Kiev bölgesinden çekilmesi sonrasında saldırılarını yoğunlaştırması beklenen Donbas bölgesinde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkenin doğusuna on binlerce askerle saldıracağını savundu. Zelenski, liman kenti Mariupol'da da on binlerce kişinin ölmüş olabileceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Avrupa tarafından gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiğini duyurdu. AB üyesi Slovakya, geçtiğimiz hafta Kiev yönetimine bu sistemlerin gönderildiğini açıklamıştı. Rusya'ya bağlı Özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mariupol'a değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını öne sürdü. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların hiçbiri ilk turda zafer getirecek %50 oranını aşamadı. 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda ise mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen yarışacak. Pakistan'da parlamento çoğunluğunu kaybetmesi sonrası güvensizlik oylamasıyla başbakanlık görevi son bulan İmran Han'ın halefi belli oldu. Pakistan parlamentosunda yapılan oylamada muhalefet lideri ve yolsuzluktan hüküm giymiş eski başbakan Nawaz Sharif'in kardeşi Shahbaz Sharif yeni başbakan seçildi. Bu oylama öncesinde İmran Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin milletvekilleri ise toplu olarak istifa etti. Bu arada Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylamasıyla düşmesi öncesindeki saatlerde ordu, iktidar, muhalefet üçgeninde yaşanan krizin ayrıntıları da ortaya çıktı. The Guardian gazetesi Han'ın iktidarını kaybetmemek için sıkı yönetim ilan edilmesini istediğini yazdı. Bir yetkili iktidarda kalmak için devasa bir kriz yaratmak istedi ifadesini kullandı. Twitter hisselerinin %9.2'sini satın alan Elon Musk'ın hafta sonu sosyal medya platformunda bir dizi çılgın değişiklik önermesinin ardından yönetim kuruluna girmekten vazgeçtiği açıklandı. Duyurunun ardından tek bir tweet atan Musk bu paylaşımını da sildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin, denizlerimizi nasıl mahvettik ve nasıl kurtarabiliriz sorularına yanıt aradı. Çevre konusundaki korkunç umursamazlık ve rantı, ayrıca bürokrat, siyasetçi, şirketler üçgeninde dönen inanılmaz numaraları bu podcast serisinde bulacaksınız.
Mehveş Evi'nin podcast'ini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.